Merhaba arkadaşlar, göstermeye bağlı edebi metinlerden dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tiyatro. Tiyatroyu görelim, hemen kısa kısa tekrar yapmaya devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz olay çevresinde gelişen metinleri kendi arasında iki kısımlayıcılık bir anlatmaya bağlı edebi metinler dedik. İkincisi göstermeye bağlı edebi metinler dedik. Anlatmaya bağlı edebi metinlerden bahsettik. Şimdi sırada arkadaşlarım göstermeye bağlı edebi metinler var. Göstermeye bağlı edebi metinler deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Tiyatro gelecek. Tiyatro nedir arkadaşlarım? Tiyatro, yüksekçe bir yerde insanlar önünde oynanmak için oluşturulmuş edebi eserlere tiyatro denir. Yani bu türün arkadaşlar yazılış amacı nedir biliyor musunuz? Yazılış amacı oynanmaktır. Yazılış amacı gösterilmektir. Canlı kanlı kişiler tarafından sahnede gösterilmektir arkadaşlarım. Tamam mı? Onun için bunu unutmayalım. Tiyatro bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar modern tiyatro bizim edebiyatımızda Tanzimat'la birlikte girdi. İlk tiyatroyu kimin yazdığını biliyorsunuz. Çok güzel. Şinasi'nin şair evrenmesiydi. Bu modern tiyatro arkadaşlar kendi arasında kısımlara ince ayrılıyor. Bakalım hemen buna. Trajedi, tragedya var. Bu arkadaşlar seyircide acıma, korku hislerini uyandırarak ruhu kötü tutkulardan temizlemeyi amaçlayan tiyatro türüdür. Yani hayatın kötü yönlerini, acı yönlerini ele alan tiyatro türüne biz trajedi, tragedya değil, değil mi? Hatta kendi günlük konuşmalarımızda bile söylüyoruz. Büyük bir trajedi yaşanmış burada falan diye. Acıklı konular vardır arkadaşlar. Şiir olarak yazılır. Olaylar tarihten ya da eski Yunan mitolojisinden alınmıştır. Genellikle 5 perdeden oluşan trajedide koro ve diyalog bölümleri vardır arkadaşlar. Koro halkın sağduyusunu, perdeyi bölümleri temsil eder. Arkadaşlarım bakın. Erdem ve ahlaka önem verilir. Bir. Ciddi bir havada oynanır. Çünkü soylu kişiler vardır arkadaşlar. İçinde de soylu kişiler vardır. Soylulardır. Kahramanlar ya insanlar ya da yarı tanrılardır arkadaşlar. Kaba saba ifadelere, argo sözlere sahnede yer verilmez. Unutmayın. Ölme, yaralama gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Sahne arkasından sezdirilir. Diyelim mesela oyunculardan biri ölecekse arkadaşlar perde kapanır. Arkadan silah sesi duyulur. Üç birlik kuralı vardır arkadaşlar. Yer, zaman, olay birliği deriz. Bir olay aynı yerde 24 saat içerisinde gerçekleşir diye aklınızda tutun. En önemli temsilcileri arkadaşlar trajedinin Aeschylus, Euripides, Sofokles bildiğiniz gibi arkadaşlar. 17. yüzyılda klasizm akımcısı Corneille ve Racine'de bu akımda yazan Fransız sanatçılardandır. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Şimdi onun tam zıttı olan arkadaşlar komediye geçeceğiz. Komedi arkadaşlarım trajedinin tam tersidir. İnsanları güldürürken onlara bir şeyler öğretmeyi amaçlayan tiyatrolardır. Trajedi hayatın acıklı yönlerini ele alıyordu. Komedi arkadaşlar hayatın gülünç yönlerini ele alır. Gülünç konular işlenir. Şiir olarak yazılır. Aynı trajedi gibi manzumdur. Konular çağdaş toplum ve günlük hayattan alınır. Arkadaşlar burada erdem ahlak yok. Her türlü olay tiyatronun konusu olabilir komedide. Koro ve diyalog bölümleri vardır. Genellikle 5 perdeden oluşur. Soylara ait bir dil aranmaz. Her türlü konu alınır arkadaşlar. Kaba sözler, öldürme, yaralamalar sahnede gösterilir. Kaba sözler gösterilir. Mesela adam küfür ederse burada hiç şaşırmayın. Çünkü bu komedidir. Üç birlik kural burada da var arkadaşlar. Yer, zaman, olay birliği. Güldürü yoluyla kişisel ya da toplumsal hatalar üzerine insanları düşündürmeye başlar. Komediler 17. yüzyıldan sonra düz yazı biçiminde de verilmeye başlanmıştır. Bu türün ilk temsili arkadaşlar Yunan edebiyatı. Aristop, Hanes'tir. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Bakın ne diyor? Acıkmış biri sofrada pide yemiş cümlesi bize trajedi türünün temsilcisini veriyor. Acıkmış. Aitlo, sofra, Sofokles, pide, Euripides. He, tamam. Bu neyi kodlamış arkadaşlar? Bu eserler üzerinde yazanları kodlamış. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro gelişimine katkıda bulunmamıştır diyor. Aristofanes, Molière, Heistos, Aeschylus, Shakespeare. Bu da arkadaşlar doğru cevap. Diğerleri tiyatro alanında yazarken bu yazmadığı için doğru cevap bu olmuş. Devam edelim arkadaşlarım. Bakın. Şuna iyi dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Trajedide konu tarih ve mitoloji. Biçim, şiir, kahraman, seçkin ve soylar. Üç birlik kuralı var. Temsilcileri Aeschylus, Euripides, Sofokles, Corneille, Racine. Drama bakıyoruz arkadaşlar. Komediye bakalım ondan sonra. Komedi, günlük olaylar var, şiir var, sıradan kişiler var. Bu da var arkadaşlar. Aristofanes, Molière, Shakespeare, Gogol. Şimdi arkadaşlar, trajedi hayatın acı yönlerini ele alıyordu. Komedi hayatın gülünç yönlerini ele alıyordu.
Dram da arkadaşlar bu ikisinin birleşimidir. Yani hayatın hem gülünç yönlerini hem de acılı yönlerini ele alır. Her türlü olaylar burada yer alır. Tarihi, mitoloji ve günlük olaylar vardır. Şiir ya da düz yazıyla yazılır arkadaşlar. Her tabakadan kişiler yer alır. Uyuma zorunluluğu yok. Victor Hugo, Goethe, Schiller arkadaşlar. Dramın önemli temsilcilerinden bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şurada komedi tiplerinden bahsetmiş hemen bakalım. Karakter komedisi nedir arkadaşlar? İnsan karakterlerinin gülünç ve hatalı yanlarını Cimri, Tartu ve Molière, Venedik, Shakespeare. Tora komedisi nedir arkadaşlar? Toplumun gelenek göreneklerinin gülünçlüklerini işler. Eşek arılar. Adı üstünde töre toplumla alakalı bir durum. Eşek arılar Aristofanes, gülünç kibarlar Molière, müfettiş Gogo. Entrika komedisi nedir arkadaşlar? Günlük olayların merak uyandıracak şekilde işler. Yanlışlıklar komedisi Shakespeare buna örnektir arkadaşlarım. Şimdi geçtik arkadaşlarım drama. Dram ne dedik? İkisini birleştirir dedik. Trajedi hayatın acılı yönlerini işler. Komedi hayatın gülünç yönlerini işler. Dram arkadaşlar hayatın hem acılı yönlerini hem gülünç yönlerini bir arada işleyen tiyatro çeşididir. Şiir manzum ya da düz yazı şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Konular tarihten ya da günlük hayattan alınabilir. Her yazarın isteğine bağlıdır. Diğerleri 5'te hatırlayın. Her tabakadan kişiler yer alır. Her türlü konuşmalar sahnede canlandırılır. Kabefeler öldürme yaralama gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Üçbirlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. İşte buna da dikkat edin. Mesela trajedide ve komedide üçbirlik kuralına uyma zorunluluğu varken burada öyle bir yokmuş. Dram türünün ilk ürünlerini İngilizce'de Shakespeare vermiştir arkadaşlar. Fransız yazar sanatçıların Victor Hugo, Cromwell adlı eserinin ön sözünde dramın özelliklerini belirleyerek dramı modern tiyatronun temeli haline getirmiştir. Bu da bilginiz olsun. Absürt saçma tiyatroya baktığımız zaman arkadaşlar uyumsuz tiyatro, saçma tiyatro ondan da biraz bahsedelim. Bu arkadaşlar geleneksel tiyatro anlayışını yok sayan çağdaş tiyatro türüdür. Tıpkı romanda postmodern roman gibi düşünün arkadaşlarım. İkinci Dünya Savaşı'larındaki umutsuzluk ortamından doğmuştur. Bir olayı canlandırmaktan ziyade sevinç ya da kaygının oluş biçimini ses hareket düzenini kurarak göstermektir amaç. Dünya edebiyatında ilk örneği UNESCO'nun La Contrée Kel Şarkıcı Tiyatrosu'dur arkadaşlar. Türk edebiyatında ise Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası. Bakın arkadaşlar bu önemli dikkat edin. Melih Cevdet Anday'ın Dikkat Köpek var. Sabahattin Kudret Aksakal'ın Bay Hiç oyunları bu tür örnektir. Bilginiz olsun. Arkadaşlarım epik destansı tiyatro var. Hemen onun hakkında da bilgi vereyim size. Epik destansı tiyatro seyirciye ders vermeyi amaçlayan çağdaş tiyatro türüdür. Marksizm felsefesine beslenen siyasal amaçlı bir tiyatrodur. İzlenilen bir tiyatro olduğu seyirciye hatırlatılarak seyircinin tiyatroda kendisini kopartması amaçlanır. Yani siz olaya arkadaşlar tam canlanmışken, siz tam olaya hakim olmuşken, neredeyse onun duygusallığından dolayı ağlayacakken oyuncu bir anda size dönür. Hop kardeş ne oluyor sana, bu bir oyun ya, manyak mısın sen falan sözlerde arkadaşlar ifadeler kullanabilir. Hiç şaşırmayın. Dünyada ben ilk kez arkadaşlar Bertolt Brecht tarafından kullanılan bu durum. Bizim Türk edebiyatında ilk örneği, bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Erdi Destanı. Haldun Taner'in Keşanlı Erdi Destanı bizim edebiyatımızdaki ilk epik tiyatrodur. Bilginiz olsun. Müzikli tiyatroya baktığımız zaman arkadaşlar oyunun sahnelenmesinin oyuncular haricinde bir de orkestraya ihtiyaçlar var. Bunlar genelde arkadaşlar birbirine şarkılar söyleyerek tiyatro yaparlar. Opera mesela baştan sona hemen bütün sözleri koro, solo ve düet şeklinde bestelenmiş trajedi gibi dramlar vardır. Dramdır arkadaşlar. Operet, İtalyanca küçük opera anlamına gelen sözlerden bir kısmı müzikli olan halk için yazılmış eğlenceli tiyatrolardır. Müzikal komedi, sözler arasında müzikli parçalar yer alan komedilerdir. Bale, ritmik hareketlere ve dansa ya da sözsüz tiyatro çeşididir. Bale'yi herhalde bilmeyen yoktur. Vodil arkadaşlar, hareketli eğlenceli bir konu, şarkılara yer verilerek işlendiği hafif bir güldürülür komedi tür olarak da verilir. Ben öğrencilerime anlattığım zaman diyorlar ki bale nasıl bir tiyatro olabilir diyor. İşte arkadaşlar o kuğ gibi hareketler yaparken aslında bize bir hikaye anlatılıyormuş ama biz bunun farkında değilmişiz. Ha, hocam siz anlıyor musunuz derseniz? Valla ben de anlamıyorum yani. Yalan söylemek gerekmiyor. Evet. Türkiye'de tiyatro arkadaşlar, Türk tiyatrosunun 4 yılın öncesine kadar dayanır. İslamiyet öncesi Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının üzerinde sığır, şölen ve yu adı verilen çeşitli dinsel törenlerde yapılan gösteriler Türk halk tiyatrosunun temelini oluşturur arkadaşlarım. Yazılı bir metne dayanmayan sözlü olarak aktarılan bu ürünler gölge oyunu, orta oyunu, metta, köy seyirlik oyunları geleneksel Türk tiyatrosu başlığı altında toplanmış ve batılı anlamda tiyatro ise batı edebiyatına, tanzimat edebiyatına girmiştir. Biz arkadaşlar şimdi batılı anlamda tiyatroyu gördük. Bu dersimizde de Türk tiyatrosu, Türk geleneksel tiyatrosundan bahsedeceğiz. Ama şimdilik hoşça kalın diyelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlarım.